Yayınlanmasından hemen sonra bütünüyle sıra dışı ve devrimci nitelikte olarak algılanan ve okurları arasında süratle kült statüsüne erişen felsefi eserler vardır. Ludwig Wittgenstein'ın 1921'de yayınlandığından beri okurlarını büyülediği kadar kafalarını da karıştırdığı ince bir kitap olan Tractatus Logico-Philosophicus adlı eserinde de durum böyledir. Bu kitabı okuyanların büyük bir kısmı Wittgenstein'ın bu kitapla geleneksel felsefenin ve özellikle de metafiziğin nihai olarak işini bitirdiğine inanır. Wittgenstein'ın gerçekliğe dayandıkları mantıken net biçimde görülmeyen cümlelerin anlamsız olduğunu, inandırıcı ve kesin olarak ispatlandığını bu suretle Tanrı, özgürlük, ölümsüzlük, ahlak, sanat ve diğer birçok şeyin felsefenin konuları olmaktan çıktığını, Wittgenstein'ın felsefenin bilimsel açıdan kesinlik kazanmış bilgilerin dışına çıkmasını önleyecek temelleri attığını ileri sürerler. Ancak kitabın son sayfalarını bu gözle okuyanlar biraz şaşıracaktır. Çünkü Wittgenstein bu kısımda ahlak, ölüm ve Tanrı hakkında önermelerde bulunmaya başlar. Örneğin, ölüm yaşamın bir olayı değildir. Ölüm tecrübe edilmez. Yunan filozof Epikuros da bu savı ileri sürmüştü. Bu tür tümcelerin kitabın sonunda yani gözü çarpan bir yerde bulunması Wittgenstein okurlarının diğer bir kısımda her zaman yazarın mantığa ve dile ilişkin bütün tezlerini sergiledikten sonra artık nihayet kendisinin önem verdiği konulara geldiği şüphesini beslemiştir. Gerçekten de kitaptaki tezlerin sıralamasına bakıldığında ayrıca kitabın ortaya çıkışı ve Ludwig Wittgenstein karmaşık kişiliği dikkate alındığında ister istemez burada mantığın çok farklı türde bir bilginin hizmetine tahsis edildiği kavranır. Bu, rasyonel uygulamada bulunan felsefenin asla ulaşamayacağı fakat insani varoluşun temel konularına temas eden türde bir bilgidir. Bu konular tam da birçok Wittgenstein yandaşının ustalarını hiç mi hiç ilişkilendirmek istemediği o konulardır. Tanrı, ölüm, yaşamın anlamı ve metafiziğin var olan niçin bir şeydir de hiçbir şey değildir şeklindeki kadim sorusudur. Yazarın bu kitapla aslında niye amaçladığı bugün dahi tartışmalıdır. Tractatus modern mantığın temeline ilişkin bir eser midir, yoksa mantık kisvesi altında gizemciliğe yönlendirme midir? Görünüşe göre Tractatus'un muamması tam da mantık ile gizemcilik, yani normalde bilginin birbirini dışlayan iki alanı arasında kurulan bu tuhaf bağda yatmaktadır. Kitabın çift katmanlılığı, yazarının çok katmanlı ve çelişkili kişiliğini yansıtmaktadır. 1889'da doğan Wittgenstein, Viyana'nın en zengin ailelerinden birinde yetişti. Babası Karl Wittgenstein, çalışkanlığı sayesinde yükselerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun en başarılı sanayicilerinden biri olmuştu. Genç Ludwig'in çeşitli yetenekleri vardı ve görünüşe göre olanakları sınırsızdı. Matematiksel ve teknik ilintileri, kavrama yetisi çok gelişmişti. Babasının teşviki üzerine ileride babasının şirketini yönetmek amacıyla önce Berlin ve Manchester'da makine mühendisliği öğrenimi gördü. Fakat sanata ve felsefeye ilgisi de aynı derecede güçlüydü. Temel felsefi sorular, yaşamın ve dünyanın anlamına ilişkin sorular gençliğinden itibaren Wittgenstein'i büyüledi. Müzik dehalarından geçilmeyen ve evlerine çok sayıda sanatçının girip çıktığı bir ailede etik, din ve sanat günlük tartışma konularındandı. Wittgenstein gençliğinde anlam arayışındaydı. Schopenhauer'la Kierkegaard'ı okumuş ve özellikle de 23 yaşındaki Otto Weininger'in 1903'te çıkan Cinsiyet ve Karakter adlı kitabında ileri sürdüğü egzantrik tezden etkilenmişti. İnsanın tek seçeneğinin ya başarısız biri ya da dahi olmak olduğu tezi.
Kitabının yayınlanmasından kısa süre sonra beynine bir kurşun sıkan Weininger gibi Wittgenstein de taviz vermiyordu. Bir şey ya hiç ya da hep olmalıydı. Deha ya da başarısızlık, kurtuluş ya da lanetlenme. Bu seçenekleri ömrü boyunca göz önünde bulundurdu. Ailesinde intihar etmiş olanlar vardı ve intihar düşüncesi Wittgenstein'ı da zaman zaman rahatsız ediyordu. Mühendislik öğrencisi Ludwig Wittgenstein kendi dehasını bulmaya yönelik bezdirici arayışı sırasında matematiğin esaslarını incelerken mantığı keşfetti. 1911'de Wittgenstein mantık konularını bizzat Frege ile görüşmek üzere Cena'ya gitti. Manchester'daki öğrenimi için bir yıl daha burs almış olmasına rağmen kendini bir yol ayrımında görüyordu. Öğrenimini tamamlayıp babasının izinden mi gitmeliydi yoksa kendini mantığa ve buna bağlı olarak felsefenin temel bir disiplinine mi adamalıydı? Frege, matematik ve mantık incelemelerini derinleştirmek için Cambridge Üniversitesi'ne Russell'ın yanına gitmesine salık verdi. Wittgenstein bu tavsiyeye uydu ve mühendislik öğrenimini bıraktı, artık yaşamını felsefe belirliyordu. Bu tarihten itibaren kendi felsefi eserini yazmayı da planladı. Kitap Frege'nin ve Russell'ın çalışmaları üzerine inşa edilecekti. Fakat aynı zamanda Wittgenstein'ın dahi olarak öz anlayışını doğrulamalı ve böylece yaşamının bir nedeni olduğunu da göstermeliydi. Dolayısıyla Wittgenstein açısından her şey değilse de birçok şey bu planın başarıya ulaşmasına bağlıydı. Sürekli eseri tamamlayamadan öleceği korkusuyla yaşadı. Cambridge'de Russell'ın dostu ve en iyi öğrencisi oldu. Ayrıca oradaki felsefe çevresinin en ilginç fakat aynı zamanda da en zor figürüydü. Havadan sudan konuşmak ve İngiliz akademi dünyasındaki mutat nezaket kuralları ona yabancıydı. Wittgenstein asla bir toplum, sohbet ve münazara adamı olmadı. Bütün önermelerini mutlak oldukları iddiasıyla donatıyordu. Kendisi için her zaman problem ve kuşkuya yer bırakmayan nihai çözümler önemliydi. İtiraz onu kızdırıyor ve muhataplarını inciten saldırgan tepkiler göstermeye kışkırtıyordu. Nitekim Cambridge'deki hocaları Russell ve George Edward Moore da sık sık sert biçimde tartışıyordu. Verimli entelektüel görüş alışverişi dönemlerini toplumdan kaçış dönemleri izliyordu. Bu çerçevede 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasından kısa süre önce 1913'te planladığı kitabın ilk taslağını hazırlamak üzere Norveç'te ıssız bir fiyorda çekildi. Pasifist zihniyetinden ötürü hapis yatmış olan Russell'ın aksine Wittgenstein 1. Dünya Savaşı çıktığında gönüllü olarak Avusturya-Macaristan ordusuna katıldı. Wittgenstein savaş şovenisti değildi. Sadece karakteri icabı aşırıya kaçarak kendini ispatlamaya çalışıyordu. Ahlak anlayışı ölümün yanı başına gitmesini gerektiriyordu. Schopenhauer ve Tolstoy gibi yazarlar Wittgenstein'ın gizemci, dini eğilimli etik anlayışını da biçimlendirmişlerdir. Wittgenstein için önemli olan ahlak kurallarının temellendirilmesi veya eyleme ilişkin somut talimatlar değil, acıdan ve suçluluktan kurtulmak, bir tavır almak ve kişiliği değiştirmekti. Ölmekle ve ölümle her gün yüz yüze gelmesi nedeniyle etik ve metafizikle ilgili büyük sorular sürekli olarak Wittgenstein'in bilincindeydi. Bu sorular savaş döneminin ortasında biçimlenen kitabının da arka planını oluşturuyordu. Yani yalnızca mantık, dil ve dünya ilişkisi söz konusu olamazdı. Kendi yaşamı açısından o kadar önemli olan sorulara da değinilmeliydi. Bu arada teğmenliğe terfi etmiş olan Wittgenstein'ın 1918'de Temmuz-Eylül arasında aldığı iznini Salzburg yakınında Hallein'de oturan amcasının yanında geçirdi.
Traktatus, 1. Dünya Savaşı'nın son aylarında burada tamamlandı. Bu eser her türlü retorik süslemeden kaçınır. Üst ve alt tezlerden oluşmakta olup bunların uslamlamadaki yerleri sıkı bir numaralandırma ile gösterilir. Alt tezler dayandıkları üst tezleri açıklayacak şekilde oluşturulmuştur. Formül tablolarından da çekinmeyen, kuru olduğu kadar etkili de olan bir kitaptır. Wittgenstein'ın kişisel duruşundaki itiraz kabul etmeyen malum tavrı Traktatus'un stilini de biçimlendirir. Her bir tez kuşku görültürmez bir hakikati okurun kafasına sokan bir balyoz darbesi kuvvetine sahiptir. Russell her tümcenin adeta bir çar fermanı gibi olduğunu söylemiştir. Metnin katı şekli ve dili özellikle Adolf Loos'un temsil ettiği modern çağ Viyana mimarisini anımsatır. Wittgenstein birkaç yıl sonra Loos'un öğrencilerinden biri olan Paul Engelmann'la birlikte kız kardeşi için bir ev tasarlayacak. Bu ev taşlaşmış Traktatus adıyla da anılacaktı. Önce üç büyük konu kitaba egemen görünür. Dünya, dil ve mantık. Wittgenstein'ın kendi felsefi gelişiminde mantık üzerine derin düşünme en başta yer alıp sonunda dil ve dünya üzerine derin düşünmeye yol açmasına karşın Traktatus'taki uslamlama ve seyri tersinedir. Wittgenstein'ın uslamlaması dünyadan başlar ve dile götürür. Dünya kendini dilde mantıksal resim olarak yansıtır. Dil ise açılış tümcelerine indirgenmeleri mümkün olan tümcelerin karmaşık ilintisi olarak görülür. Açılış tümceleri arasında olası bağlantı mantık yardımıyla bunların hangi durumlarda doğru ve ya da yanlış olduğu hemen anlaşılacak şekilde betimlenebilir. Karmaşık tümceler açılış tümcelerinin doğruluk fonksiyonlarıdır. Yani bunların doğruluğu ve yanlışlığı açılış tümcelerinin doğruluğu ve yanlışlığına bağlıdır. Kitabın bir akidesi dünyaya sadece dilin süzgecinden geçerek ulaşabileceğimiz şeklindedir. Dil ise mantıksal bir biçime bağlıdır. Wittgenstein, Frege ve Russell'ın izinden giderek dilin sınırlarını ve olanaklarını göstermek için mantıktan yararlanmak ister. Dille ifade edilenin mantıksal biçiminin kitabında kilit rol oynadığını işaret etmek amacıyla aslında kitabına tümce başlığını vermeyi düşünmüştür. Ancak bu uslanlama seyri Traktatus'un aynı zamanda son tümcesi olan son ana teziyle daha derin bir boyut kazanır. Üzerinde konuşulması mümkün olmayan konuda susulmalıdır. Burada Wittgenstein anlam konusunda kendisini öteden beri meşgul etmiş olan büyük etik ve metafizik sorulara işaret eder. Aynı zamanda kitabının anlaşılması açısından büyük önem taşıyan bir ayrıma atıfta bulunur. Bu ayrım söylemek ile göstermek arasındaki ayrımdır. Wittgenstein, Frege ile Russell'a katılarak öncelikle iki soruyu aydınlatmak istiyordu. Dilin dünya ile ilişkisi nedir? Mantıken doğru bir dil nasıl görünür ve neler yapabilir? Bu sorular yanıtlandığı zaman söylenebilir olan alanı belirlenmiştir. Bu alan anlamlı önermelerin yani doğru veya yanlış olabilen önermelerin mümkün olduğu alandır. Traktatus'un çok büyük bir kısmı dilin anlamlı kullanımını diğer bir deyişle söylenebilecek olan şeyi betimleme girişimi olarak görülebilir. Ancak Wittgenstein'e göre etik ve dini problemlere ulaşmayı söylemek değil, göstermek sağlar. Dünyanın ve yaşamın anlamıyla, Tanrı'yla, ölümle ve kurtuluşla ilgili her şeyde Wittgenstein dikkati bu gösterilebilir olanın alanına çeker. Örneğin din ve sanatta söylenemeyen yani önermelerle betimlenemeyen şeyler görülür ve deneyimlenir. Bu deneyimler söylenebilir olanın alanına girmediği için bunlar konusunda susulmalıdır.
Fakat bu, deneyimlerin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tam aksine Wittgenstein için gösterilebilir olanın alanı yaşamla ilgili asıl problemleri içerir. Bilginin birbirini dışlayan iki biçimi olan söylemek ile göstermek arasındaki ayrım Traktatus'un bel kemiğini oluşturur. Buna uygun olarak Wittgenstein iki katlı bir felsefe geliştirmiştir. Alt kat söylenebilir olanı, rasyonel bilginin sınırlarını, dilin yardımıyla betimlememizin mümkün olduğu şeyi ele alır. Dilden kasıt, doğru veya yanlış olabilecek tümcelerden oluşan bir dildir. Wittgenstein'ın dünya dediği ve bilimin sahasını da işaretleyen alan bu alandır. Buna karşılık üst katta Frege ile Russell'ın araştırmalarında hiç rol oynamamış olan etik ve metafizik sorular söz konusudur. Dolayısıyla mantık, dil ve dünya arasındaki ilişki konusu kitabın en büyük kısmını kapsamakla birlikte Wittgenstein'ın düşünce binasında sadece zemin katını oluşturmaktadır. Wittgenstein için dil ve dünya birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiştir. Dünya, deneyimimizin sınırlarını çizen, dünyayı bizim için görünür kılan şey dildir. Bu nedenle Wittgenstein ilk bakışta tuhaf gelen şu tezi ortaya atar. Dünya şeylerin değil, olguların toplamıdır. Wittgenstein sınırları dille çizilmiş dünyanın dışında başka bir şeyin de var olduğunu inkar etmiyordu. Ama ona göre esas itibariyle bunun hakkında hiç konuşamayız. Çünkü dünyanın dışında bir şey vardır tümcesi bile Wittgenstein için ne yanlış ne de doğru olması mümkün olan anlamsız bir tümcedir. Wittgenstein'in görüşüne göre nasıl dünyanın sınırlarını dil gösteriyorsa dilin sınırlarını da mantık gösterir. Mantık yapıyı dilin ve dünyanın bağlı olduğu ağı temin etmektedir. Wittgenstein temelini oluşturan mantıksal yapı açısından dilin incelenmesini felsefenin asıl görevi olarak görmüştür. Böylece felsefe esas itibariyle dilsel çözümleme haline gelir. Wittgenstein, Traktatus'un mantık, dil ve dünya ilişkisini inceleyen birinci kısmında şu sonuca varır. Dünya konusunda anlamlı ve bilimsel olarak dile getirebileceğimiz şey mantık açısından standartlaştırılmış bir dilin sınırları içerisinde kalmak zorundadır. Dünya içerisinde yani söylenebilir olanın alanında çözülmemiş hiçbir problem yoktur. Bu anlamda Wittgenstein muamma yoktur. Bir sorunun sorulması mümkünse yanıtlanması da mümkündür der. Diğer bütün şeyler dünyaya ait değildir ve bu nedenle de söylenemez. Felsefe buna rağmen bunu yaparsa, örneğin tanrı, varlık veya iyi konularında teoriler ortaya koyarsa, dili kötüye kullanma suçunu işler. Bu bakımdan Traktatus'un ünlü son tümcesi de tutarlıdır. Üzerinde konuşulması mümkün olmayan konuda susulmalıdır. Bu susma gerekliliği ile Wittgenstein döneminin örneğin Karl Kraus gibi dili gereksiz süsten ve boş retorikten arındırmak isteyen bir dizi Avusturyalı kültür eleştirmeniyle ve edebiyatçısıyla yakınlaşır. Hugo von Hofmannsthal'da Chandos mektubuyla Wittgenstein gibi insanın bazı temel sorular karşısında susmak zorunda kaldığı deneyimine işaret etmişti. Traktatus, felsefeye tavizsiz ve sadelik taraftarı bir yaklaşım getirir. Felsefeden kullandığı her tümcenin ve kullandığı her kavramın hesabını vermesini ister. Dil eleştirisi, Traktatus'la 20. yüzyıl felsefesinin en önemli konularından biri olmaya başlar. Wittgenstein'ın susma talimatının metafizik fikirlerin prensip itibariyle reddedilmesi demek olmadığını ise Traktatus'un son sayfaları açıkça gösterir. Gerçi söylenebilir olanın ne olduğunun açıklığa kavuşturulmasıyla bilime ve felsefeye sınırları gösterilmektedir.
Ama bu alanlar yaşamla ilgili sorunlarımıza hiç temas etmedikleri için zaten ikinci sırada gelirler. Ölüm sorunu, yaşamın anlamı veya dünyanın anlamı gibi hayatla ilgili sorunlar bilimi ve felsefeyi aşar. Bununla beraber yine de insanın temel sorunlarıdır. Hatta insan için asıl önemli olanlardır. Wittgenstein dünyaya dile ve mantığa ilişkin tezlerini tırmandıktan sonra ittirilip devrilen bir merdiveni benzetmiştir. Merdiven bizi yaşamla ilgili sorunların ve anlama ilişkin sorunların eşiğine kadar götürür. Bu eşiğin ötesinde bulunan şeyi söylemek artık mümkün değildir. Bu sadece gösterilebilir. Traktatus'un son sayfalarında göstermek, rasyonel olanın ötesinde mistik olanı işaret etmek işlevini kazanır. Wittgenstein, fakat dile getirilemeyecek olan vardır. Bu kendisini gösterir. Bu mistik olandır diye yazar. Kierkegaard'ın dini olana geçilmesini istediği gibi Wittgenstein de mistik olana geçilmesini ister. Bu suratle mantık Wittgenstein için gerçekten de gizemciliğin hizmetindedir. Dante'nin İlahi Komedyası'nda beşeri usun temsilcisi sıfatıyla Vergilius'un insanı cennetin sadece kenarına kadar götürüp orada rehberliği bırakması gerektiği gibi Traktatus'ta da mantık insanı söylenebilir olanın sadece sınırına kadar getirebilir. Kitabın asıl niyetinin okuru bu ikinci mistik katın eşiğine kadar getirmek olduğunu Wittgenstein bir mektupta açıklamıştır. Kitap etik bir anlam taşır. Ön söze bir tümce yazmak istemiştim. Ön sözde yer almayan bu tümceyi size bir anahtar olacağı düşüncesiyle şimdi yazıyorum. Eserimin iki kısımdan oluştuğunu yazmak istemiştim. Kitabın içindekilerden bir de yazmadığım her şeyden. Özellikle de bu ikincisi asıl önemli olan kısımdır. Çünkü kitabım etik olanı adeta içten dışa doğru sınırlandırır. Yani etik olan, Wittgenstein bu kavramla yaşamla ilgili sorunların tamamını ifade eder. İlk olarak Wittgenstein'ın dünya dediği şeyin dış sınırında başlar. Buna uygun olarak dünyanın anlamı kendisinin dışında bulunmak zorundadır tezini formüle eder. Dünyanın anlamı artık hakkında anlamlı biçimde yani betimleyen bir dilin araçlarıyla konuşabildiğimiz şeylere dahil değildir. Aynı şekilde uzam ve zaman içinde yaşama muammasının çözümü de uzam ve zamanın dışında yatar. Ölümün yaşama ait bir olay olmadığı tümcesi de bu çerçevede anlaşılmalıdır. Ölüm sınır aşımına giren bir fenomendir. Dünyayı veya yaşamı kavramamıza yardım eden araçlarla kavranamaz. Etik olanda geçerli olan şey estetik olan yani sanat alanı için de geçerlidir. Bu nedenle Wittgenstein etik olanla estetik olanın aşkınsal olduğunu söyler. Wittgenstein'e göre esas itibariyle bu tür önermeler de anlamsızdırlar. Çünkü betimleyici değildirler. Söylenebilir olmayana işaret etmekle kullanılan yardımcı bir araç, bir tür işaret değneği olmaktan öteye gitmezler. Bu söylenebilir olmayan yani kendini sanatta, ahlaki eylemde ve dinde gösteren her şey Wittgenstein'e göre kitabın ancak son sayfalarda açıkça yüzünü gösteren asıl üstü örtülü konusudur. Bu nedenle mantık üzerine ders kitabı gibi başlayan şey dini bir meditasyon kitabı gibi biter. Wittgenstein yaşamla ilgili sorunlar üzerinde derin düşünmesinden çıkardığı sonuçlar doğrultusunda yaşamını da değiştirmişti. Ahlaki açıdan arınma ve yeni bir yaşama başlama niyetinde ciddiydi. Traktatus yayımlandığında akademik felsefecilerin ortamından çok uzaklaşmıştı. Tolstoy'un çağrılarına uymuş, basit yaşamaya ve başkalarını yardım etmeye başlamıştı. Bir süre bir manastırda bahçıvan yardımcısı olarak bile çalıştı.
Babasından kalan servetten payına düşeni kardeşlerine veya maddi durumu iyi olmayan sanatçılara verdi. İyi yaşamasını bilen ateist Russell 1922'de Wittgenstein'ı Innsbruck'ta ziyaret etti. Kendisini mantık üzerine bir tartışmaya hazırlamıştı. Ama dini ve etik konuları yoğunlaşmış olan Wittgenstein'le konuşacak pek bir şey bulamadı. Traktatus'un Canus gibi iki yüzü olan bir metin olduğu da unutulmamalıdır. Mantıki dilsel çözümlemelerin ve doğruluk cetvellerinin arkasında modern bir gizemci görünür. Traktatus, söylenebilen ile söylenemeyen, rasyonel olanla ulus dışı olan arasında dar şeritte o kadar ısrarla dolandığı için felsefe tarihinin en çok esin ve heyecan veren metinlerinden biri olarak kalmıştır. Wittgenstein, yaşamın gerçekten önemli şeyleri konusunda susmak gerektiği sonucuna varmış olsa da Batı felsefesinin usçu geleneği doğrultusunda yine de bunun niçin böyle olduğunu temellendirmeye çalışmıştır.